Herkese merhabalar. Gizemli Mutfağa hoş geldiniz. Umarım çok güzel bir sabah oluyordur hepimiz için efendim. Bugün sizlere çok güzel bir tarif hazırladım. Hem evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir tarif, hem de çok lezzetli. Böyle akşamları hemen eve gelip böyle işten geliyorsanız eğer çok çabuk bir şekilde sunabileceğiniz bir tarif. Onun yanında da dün biliyorsunuz bir parfe yapmıştık efendim ve buzdolabına göndermiştik onu. Bir gün beklemesi gerekiyordu. O yüzden bugün artık parfemizi servis edebiliriz. Dilerseniz ilk önce şöyle bir yemek listemizi alalım. Güzelce şöyle bir yemek listemizi okuyalım. Tarifimizi geçelim. Ondan sonra da parfemizi zaten sunacağız efendim. Evet, bugün tavuklu milföy yapacağız. Bunun için neler gerekli? 4 tane milföy, 1 adet tavuk göğsü, 1 tane kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 tane havuç, 2 tane sivri biber, 1 tane kırmızı biber, 1 su bardağı haşlanmış bezelye, tuz, pul biber, karabiber ve kimyon. Sosu için ise 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı süt, tuz, karabiber ve kaşar peyniri. Ben bugün tavuk harcımı yaparken içine biraz da domates doğrayacağım ki şöyle güzel bir renk versin ve lezzet katsın diye. Üzerine de aslında şu anda sosu için bir beşamel sos hazırlayacağız. Çok kolay, çok pratik bir şekilde. İlk önce güzelce tavuklarımı ufak ufak dilimliyorum efendim. Tabii ki önce milföyümü çıkaracağım buzdolabından. O güzel dinlenirken tavuklarımı ufak ufak kuşbaşı şeklinde dilimleyeceğim. Dilerseniz kasabada bunu yaptırabilirsiniz. Daha sonra güzelce onları böyle karabiber ve tuzla harmanlayacağım. Biliyorsunuz pişirmeden önce eğer bunu yaparsanız tavuğunuz daha lezzetli olur. Onun dışında bir tane soğanım var. Onu da ufak ufak dilimliyorum. Bir adet sarımsağım var. Onu da ufak ufak dilimleyeceğim. Ve tavamı hafif zeytinyağı gönderip onları güzelce bir kavuracağım. Daha sonra havucum var ve biberlerim var. Onları da aynı şekilde ufak ufak doğrayıp tavama göndereceğim. Ve tavuğumu göndereceğim. Güzelce onları soteleyeceğim. Dediğim gibi içine bir tane de domates atacağım en son. Dilerseniz siz biraz salça da kullanabilirsiniz. Daha böyle güzel lezzet katabilir, renk katabilir harcınıza. Ve en sonunda haşlanmış bezelyem var. Onu da göndereceğim. İç harcına güzelce şöyle bir pişireceğim ve daha sonra onu kenara alacağım. Milföy hamurlarım var. Milföy hamurumu 4 tane kullanacağım ben. Eğer siz porsiyon olarak daha fazla kişiye servis edecekseniz milföy hamurunuzu biraz daha fazla kullanabilirsiniz. İlk önce milföy hamuruma güzelce şöyle bir un serpeceğim ve hafifçe açacağım. Çok açmanıza gerek yok çünkü harç zaten çok fazla kullanmayacak içine. Güzelce harcımı koyduktan sonra kapatacağım onu ve fırınıma göndereceğim. Üzerine daha sonra biraz böyle kabarmaya ve pişmeye başladıktan sonra tabii ki o sırada beşamel sosumu hazırlayacağım. Hemen fırından alacağım, beşamel sosumu göndereceğim. Biraz da kaşar peyniri ve fırına tekrardan göndereceğim. Güzelce böyle kaşar peynirim eridikten sonra da servis edeceğim efendim. Bir de parfüm vardı. Dün hazırladım. Çok heyecanla beklediğim bir tatlı. Onun üzerine de şöyle çikolata sosu yapacağım. Biraz krema ve çikolatayı böyle hafif ufak bitter çikolatalar kullanacağım. Güzelce sosumu da gezdirdikten sonra onu da servis edeceğim. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Ben zaten adım adım sizlere anlatacağım. Evet. Bir adet tavuk göğsüm vardı. İlk önce tavuk göğsümü ufak ufak doğrayacağım. Şöyle bir bıçak alayım hemen. Eğer tavuk göğsünüz bir adetse ve çoğaltmak istiyorsanız şöyle yarıdan kesebilirsiniz. Şöyle güzelce ve kuşbaşı şeklinde doğrayabilirsiniz. Yağlarını almak isterseniz de aldırabilirsiniz kasaba. Ufak ufak doğruyorum. Tavuklarımı çok büyük doğramamaya çalışacağım çünkü iç harcıma gideceği için. Şöyle tekrardan aynı şekilde uzunlamasına. Yine minik minik doğruyorum. Bu işlemi dilerseniz siz kasapta da yaptırabilirsiniz. Sadece söylemeniz gereken biraz ufak dilimler olması. Evet, gördüğünüz gibi ufak ufak dilimledim. Şimdi tavuğumu şöyle güzelce tuz ve karabiberle bir harmanlatacağım. Biraz tuz. Biraz da karabiber kullanıp şöyle bir
daha lezzetli olmasını sağlıyor tavuğunuzun. Bu biraz dinlensin böyle kenarda. Ben hemen elimi yıkayıp geliyorum. Evet, şimdi bir adet soğanım var. Şöyle soğanımı doğramadan önce biraz tavama zeytinyağı göndereceğim. Ve ufak ufak soğanımı doğrayacağım. Dilerseniz soğanı farklı şekilde de doğrayabilirsiniz. Piyak şeklinde de doğrayabilirsiniz. Ama ben tavuklarımla aynı derecede pişsin istiyorum. Ve bir adet sarımsağım var. Dilerseniz sarımsağınızı dövüp de kullanabilirsiniz. Şimdi güzelce tavama gönderiyorum. Altını biraz daha harlı açayım. Ufak ufak doğradığım soğan ve sarımsağımı şöyle güzelce bir soteleyeceğim. Daha sonra tavuğumu göndereceğim. Fırınımı zaten açtım. Şu anda fırınım önceden ısıtılmış derecede kaldı ki milföylerimi gönderdiğimde çok çabuk bir şekilde pişsin diye. Ay gözüme kaçtı. Evet. Ağlamıyorum. Şimdi ufak ufak minik minik doğradığım tavuklarım var. Onları da gönderiyorum tavama efendim. Önceden güzelce marine ettim onları. Biraz tuz ve karabiberle baharatlandırdım. Ve bir adet havucum var. Burada pişme derecesine göre sebzelerinizi atmanızı tavsiye ederim. Çünkü biliyorsunuz eğer bir sebzeniz diğerinden daha fazla pişerse sizin için çok sağlıklı olmaz. Evet, şimdi güzelce havucumu rendeleyeceğim. O sırada zaten tavuklarım ve soğanım pişiyor. Şöyle havucumu sadece koyuyorum. Bahsettiğim gibi tavuğunuz eğer önceden tuz ve karabiberle baharatlandırırsanız çok daha lezzetli olur. Beşamel sosu yerine eğer kullanmak istemiyorsanız beşamel sosu direkt salçalı bir sos yapabilirsiniz bu yemeğe. Yine milföylerimizi aynı şekilde kapatıp fırına gönderiyoruz. Başka bir tavada güzelce domatesleri rendeleyebilirsiniz. Biraz zeytinyağı ile kavurabilirsiniz. Sarımsak gönderebilirsiniz içine. Biraz taze nane varsa eğer taze nane veya taze kekik. Daha sonra da biraz salça eğer domatesleriniz yaz domatesi değilse sıkıntı yaratıyorsa size renk vermesi konusunda. Salça ile güzelce şöyle bir sos yapıp tavuğunuzun üzerine döküp o şekilde biraz da kaşar peyniri gönderip
fırına fırında güzelce pişirebilirsiniz. Evet, şimdi havucum hazır. Şimdi burada ufak ufak doğradığım soğanlarım var. Evet, bir tarafta şimdi havucum var. Havucumu ortadan ikiye ayırıyorum. Evet. Yine havucumu. Kare kare doğrayacağım. Evet, şimdi havucumu da gönderiyorum. Ve bir adet kırmızı biberim, bir adet de yeşil biberim var. Çekirdeklerini alıyorum. Yine aynı şekilde ufak ufak dilimliyorum. O sırada şöyle bir kontrol edeyim hemen. Evet, şimdi biberimi göndereceğim ve daha sonra da en son domatesim var. Domatesimi de ufak ufak dilimleyip onu da göndereceğim iç harcıma. Şöyle biberimi de göndereyim. Yine çekirdeklerini alıyorum. Yine aynı şekilde ufak ufak dilimliyorum. Kırmızı biberlerimi de gönderiyorum. Şimdi baharatlarımı ekleyebilirim. Biraz tuz. Biraz pul biber. Biraz da karabiberim var. Evet, şimdi bir adet domates kullanacağım ben. Dilerseniz salça da kullanabilirsiniz.
Megalya'mı göndereceğim. Evet. Şöyle hemen Begalya'mı da göndereyim. Evet, şimdi iç harcım güzelce. Domates zaten suyunu kalacağı için. Altını biraz kıkalım. Şimdi bir tane milföy hamurum var. Şöyle biraz onu açacağım. Bir kaşık yardımıyla iç harcımı koyacağım. Daha sonra da kapatacağım. Ve bu şekilde gönderiyorum. Yine aynı şekilde diğer milföy hamurum var. Onu da şöyle. Yine iç harcımı gönderiyorum. Yine aynı şekilde kapatacağım. Bu şekilde gönderiyorum. Aynı işlemi diğerlerine uyguladıktan sonra güzelce fırına gönderiyorum. O sırada hemen beşamel sosumu ayarlayıp üzerine dökeceğim kaşar peynirimle. Efendim dilerseniz eğer tariflerimizi kaçırdıysanız TGT TV sayfalarından bizleri takip edebilirsiniz. Orada YouTube sayfamızda bütün tariflerimiz yer alıyor. Aynı şekilde Instagram, Facebook ve Twitter'da. Kaçırdığınız herhangi bir bölüm olursa oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bütün programlarımız orada yayınlanıyor. Benim de buradan herhangi bir tarifi sizlere aktarmamı isterseniz severek yardımcı olmak isterim. Evet. Şimdi tekrardan aynı işlemi yapıp hemen gönderiyorum fırına. Dilerseniz üzerine bir adet yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Biraz daha böyle çıtır çıtır kabarmasını istiyorsanız. Şöyle. Tamam. Evet. Şimdi bunu kenara alayım. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde kapadım. Şimdi hemen fırınıma gönderiyorum. Gönderirken, fırında o pişerken ben de hemen beşamel sosumu hazırlayacağım.
Evet, bir adet tavam var. Hemen tereyağımı gönderiyorum. Tereyağım güzelce bir erisin. Ben de o sırada hemen şurayı bir toparlayayım. Gereksiz şeyleri şöyle kenara alayım. Beşamel kokumu olduktan sonra hemen üzerine dökeceğim kaşar peynirimle. O sırada parfümün kokunu hazırlayacağım ve hemen sunumuma geçeceğim. Evet efendim. Şimdi tereyağım güzelce şöyle bir erisin. Dilerseniz tereyağınız eğer evde yoksa bunu zeytinyağıyla da yapabilirsiniz. Tunumu gönderiyorum. Un kokusunu biraz kavuracağım. Biraz zeytinyağı göndereyim. Biliyorsunuz un çok çabuk yağ çektiği için. Evet, çok güzel bir şekilde şimdi kavuruyorum. Ne yaptık efendim? Tavuğumuzu ufak ufak kuşbaşı şeklinde dilimledik. Soğanımız vardı. Soğan ve sarımsağımızla güzelce şöyle bir koteledik tavuğumuzu. Daha sonra sırasıyla havucumuzu gönderdik, biberimizi gönderdik. Bezelyemizi ve domatesimizi gönderdik. Şöyle tuzla, karabiberle, dilediğiniz baharatlarla harmanlandırdıktan sonra iç harcımız hazırlandı. O hazırlandıktan sonra bir tarafta milföy hamurumuzu güzelce açtık ve iç harcımızı gönderip bohça şeklinde kapatıp fırına gönderdik. Dilerseniz bir yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Ben şimdi üzerine bir beşamel sos hazırlıyorum ve hemen beşamel sosumu da göndereceğim. Evet. Şöyle kutumu göndereyim. Biraz daha sütüm var. Sadece beşamel kokumu açıyorum. Dilerseniz bir şu şekilde karıştırma aparatı da kullanabilirsiniz ki topak topak kalmasın. Evet, güzel bir şekilde beşamel kokumu hazırladıktan sonra hemen tavuğuma göndereceğim. O sırada yan tarafta hemen kremamı göndereyim ben. O sırada da tatlım için kremam olsun. Ve kullanmadığım her şeyi şöyle kenara alıyorum. Evet, hemen bunun altını şöyle kapatayım ve beşamel sosumu göndereyim.
kaşarım var. Kaşarımı da şöyle. Hemen biraz kaşarım erisin. Servis için hazır olacak zaten. O sırada benim biliyorsunuz dün yaptığım bir parfüm vardı. Hemen onu çıkartayım ve sunuma geçelim. O sırada da arkadaşlardan rica edersem malzeme listemiz alırsak. Tamamdır. Şunları şöyle bir alayım. Tamamdır. Hemen parfümü alayım ben. Şöyle. Gördüğünüz gibi parfüm hazır. Şöyle servis edeceğim tabakları da hemen alayım. Şuradan çıkarmak için bıçak yardımıyla. Şimdi güzelce parfümü servis edeceğim. Şöyle. Hemen çikolata kokumu da üzerine gezdireyim. Evet, dilerseniz şu an çikolata kokumu yaparken malzeme listemizi alalım. Sonra da servis edelim ve kapatalım. Evet efendim, tavuklu milföy için neler gerekli? 4 tane milföy, 1 adet tavuk göğsü, 1 tane kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 tane havuç, 2 tane sivri biber, 1 tane kırmızı biber, 1 su bardağı haşlanmış bezelye, tuz, pul biber, karabiber, biraz da kimyon eğer isterseniz. Koku için ise 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı süt, tuz, karabiber ve kaşar peyniri. Tamamen bir beşamel koku yapacağız efendim. İlk önce güzelce ufak ufak dilimlediğim tavuklarımı ve soğanlarımı güzelce bir sarımsak da ekleyerek soteliyorum. Tuz, karabiber, baharat baharatlandırıyorum. Daha sonra sırasıyla havucum, sivri biberim, kırmızı biberim. Onları da ufak ufak dilimleyip tavama gönderdim. Ve en son ben haşlanmış bezelyemle domatesle gönderdim. Güzelce onları şöyle bir soteledim baharatlandırarak ve iç harcım hazır oldu. Bir tarafta milföylerim vardı. Güzelce unla onları açtım ve güzelce iç harcım içine göndererek bohça şeklinde sarıp fırınıma gönderdim. Yan tarafta beşamel koku hazırladım efendim. Beşamel kokumu da güzelce milföylerim üzerine dökerek biraz da kaşar peyniri gönderdim ve şu anda fırında çıkartacağım onları. Bir yandan da parfüm için bir çikolatalı kok hazırlıyorum. Dün biliyorsunuz parfüm yapmıştık. Şimdi çikolata kokumu da göndereceğim üzerine ve fırınındaki de milföyleri çıkaracağım. Ve bugünlük menümüz tamamlanmış olacak. Şöyle. Evet efendim. Parfüm hazır. Şimdi hemen milföylerimi de çıkartayım.
Şöyle. Dilerseniz bir adet domatesi de kesip gönderebilirsiniz. Evet. Efendim. Bugünlük bu kadar. Gizemli mutfaktan. Maalesef bugünlük bu kadar. Keşke daha uzun vakitler sizlere daha fazla tarifler verebilseydim. Ama yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden afiyet olsun efendim. Öpüyorum.